Bugün kadromuzda sakat ve cezalı arkadaşlardan yoksun bir kadroyla maça çıkmak zorundaydık. Ama buna rağmen rakibi yalnız etmiştik, iyi çalıştık. Maç boyunca oyunu elinde tutan, oynamak isteyen, kazanmak isteyen sahada bir Ankara gücü vardı. Duran toptan bir tane, rakibin de belki beklemediği bir şekilde bir gol buldular ve bunu korumak için maç sonuna kadar savunma içgüdüsüyle sahada mücadele ettiler. Biz de maçı çevirebilmemiz için yaptığımız hamleler vesaire, her türlü girişimlerimiz kanatlardan, merkezden pozisyonlar da bulduk. Baskılı da oynadık. Bu kadar yani istekli, arzulu oynamamıza rağmen maçın sonucu bu olmamalıydı. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama genel itibariyle maçın yani geneline baktığınızda yani bu oyunun karşılığı bu olmamalıydı. Sonuçta futbol olabilir, kaybettik. Bu kadar yine söylüyorum, eksiklerimize rağmen belki de ilk defa sahada oynayan arkadaşlarımız, oyuncularımız vardı. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Futbol şansı bugün yanımızda değildi. Rakip takım da attığı golle maçı kazandı. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Önümüze bakacağız. Bundan sonraki maçları düşünerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Buyurun. Hakem hakkında bir şey. Ne diyeceksin öyle? Vallahi. Süper Lig'de ilk maçıymış. Bunun değerlendirmesini kamuoyu ve MHK'nin yapması gerekiyor. Şu anda bir şey söylemem. Bir şeyler söylediğiniz zaman ceza alıyorsunuz. Yani bu kadar insanların, camiaların, takımların bu kadar basit olmaması lazım bazı şeylerin. Ama maalesef oluyor. Geride kaldı. Yani yapılacak, söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani bugün mücadele etmesek, oynamasak deriz ki biz kötüydük, mağlup olduk. Rakip takım hak etti dersiniz, değil mi? Ama bugün hak eden taraf bizdik. Ama olmadı. Futbol şansı yanımızda değildi. Sonuçta önümüze bakacağız. Yapacak bir şey yok. Buyurun. Hocam, oyun anlamında söyleyecek hiçbir şey yok. Ankara gücünün haklıydı maç ama bu kadar yağ top kullanıldığı bir maçta Kehin'de Hastaydı. 10 gündür hasta. Oynayacak durum yoktu. Mecburen kadroya aldık maalesef. Hani kadroda dursun diye aldık. Hastaydı. İğneli sabahleyin bile iğne oldu yani. Şu aralar bir sıkıntı var üstümüzde. Yani sakatlar, hastalıklar yakamızı bırakmıyor. Sakat antrenmanda. Evvelsi gün işte. Yani antrenmanda ayağa kaydı. Kasığı açıldı. Açılınca durup dururken böyle bir şanssızlık yaşadık. İnşallah değildir. Şimdi inşallah değildir. Yani söylüyorum. Diyorum yani bir aksilik. Yani bir sahamız yapılıyor şu anda. İşte başka bir sahaya... Antrenman sahasından biraz onlardan mı kaynaklı? Ya şu anda bir sahamız yapılıyor. Bir tane daha bir sahamız var. Oraya geçiyoruz. Ama orası çok da elverişli bir saha değil. Mecburen orada antrenman yapıyoruz. İşte orada oldu. Ne yapalım yani? Bunlara mı sınalım? Bunlara mı anlatalım? Oldu. Oluyor. Bu ara bir şanssızlıklar, işte sakatlıklar yakamızı bırakmıyor. İnşallah bir an önce toparlanırız. Başka söyleyecek bir şeyim yok yani. Hocam, hakeme hakkında özgürlükten bahsettiniz. Bu özgür ülkede hakeme hakaretiniz yok. Herhangi bir çözümünüz yok. Ama özgürce bir konuşma hakkınız var. Peki bu özgürce konuşma hakkı neden tanımıyor sizlere yani? Bir acizane sorusun da bu hususta neler söyleyeceksiniz? Kurallar böyle. Konuşursanız ceza alacaksınız. Var mı? Başka sorusu olan? Hocam, sizin sağlık sorununuz var. Sağlık sorunum, tedavi oluyorum. Ameliyat olmayacağım herhalde. Her gün tedavi oluyorum. Yani şu an iyi durumdayım. İnşallah daha iyi olurum. Buyurun. Hocam, şimdi Erkan Söze maçtan sonra zeminin düzeldiğini, iyi olduğundan bahsetti. Sizin bu konuda bir görüşünüz var mı? Hiç katılmıyorum. Zemin çok kötü. Süper Lig seviyesinde bir zemin değil burası. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Müthiş bir mücadele gösterdiler. Ankara Gücü takımı zaten çok koşan, çok mücadele eden bir takımdı. Dolayısıyla onlara ayak uydurmak zorundaydık ve bunu da yaptık. Oyuncularım gerçekten müthiş bir mücadele gösterdi ve gol yemeden bitirdik. Bu da çok önemliydi. Deplasmanda zaman zaman top Ankara Gücü'de olsa veya oyun hakim Ankara Gücü'de olsa, ki gayet normal bu, çok etkili ve hızlı ucumlarımız vardı. İkiyi de bulabilirdik.
Ama önemli olan 3 puandı. Ben her zaman söylüyorum, her zaman vurguluyorum. Bu oyuncu grubu, farklı bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Aile bağları birbirine çok güçlü olan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Birbirine saygı, sevgisi olan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Onlara sizin huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum.